Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul 'uqdatam min lisani yafqahu kavli ve fevvid emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerrişşeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Ves-salâtu ves-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel-hayri ve lev-asîrâ. Eylemû enne afdalel-kitâbi kitâbullah. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel-umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külli dalâlatin fî'n-nâr. Ve bis senedil muttasil ennebî sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. Rahimallahu abden kânet li ahîhi mazlime fî irdin ev mâlin fecâ'ehu festahallehu ve leyse semme dînârun ve lâ dirhem fe in kânet lehu hasenât uhize min hasenâtih. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ هُمِلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbalı, rıdvanullah aleyhi mecmuinin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itihar dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmuinin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin geçmişlerinin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzin kayyimin cemaati müsliminin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, suleha, şüveda, müminat, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Rahimallahu imran iktesebe. Rahimallahu imran abden insanen kânet yâhîhî mazlime. Şu kuluna, şu insana, mümine tabi Allah rahmet eylesin, ona necat ihsan eylesin, dünya ahire saadetine erdirsin, onun yardımcısı olsun. Kânet li ahîhî mazlime. Kendisi üzerinde din kardeşinin bir hakkı var, kul hakkı. Evet, fî ürdün, ırzı konusunda, kardeşinin veya bir başkasının ırzı konusunda bir kimsenin üzerinde hakkı var. Evet, evmelin ya da mal, ırzı dediği yüzüne karşı söyleyemeyeceği sahtekar, üçkağıtçı, bu böyledir, aldatır filan, yalancıdır filan filan veya yamuk adamdır, gözü kördür, kulağı sağırdır, işte bir kolu tutmaz, bir ayı falan gibi hem vücut eksikliğini söylüyor, yüzüne söyleyemeyeceği, hem de ahlaki yönünden onun eksikliğini arkasından söylüyor, yüzüne söyleyemeyeceği laflar. İşte böyle kul hakkı, ırz dediği bu. Evmelin ya da mal, tabii alışveriş yapmış, aldatmış, yalan söylemiş veya adam bilgisizliğinden istifade etmiş, kandırmış veya çalmış vesaire vesaire.
böyle bir mal sebebiyle bu mümin kardeşinin insanın üstünde hakkı var. Fecaehu, ona geldi, aklı başına geldi. Yani ne yaptım yahu dedi. Festehallehu قَبْلَ اَنْ يُؤْخَذَ. Evet, ruhu kabzolulmadan evvel geldi ona, arkadaş dedi, kusura bakma, ben dedi vaktiyle işte bilememişim, edememişim, sana karşı yanlış işler yaptım, hakkını yedim filan diye ondan helallik istedi, helallaşmak istedi. Şimdi tabii bunların hepsi söylenebilir mi? Adamın karısını zina etmiş. Öyle adamlar var. Evli, komşusu, arkadaşı karısını zina etmiş. Nasıl söyleyecek? Ben karını öyle yaptım. Çeker vurur adam. Veya ben sen sahtekar dedim, işkacı dedim falan. Nasıl diyeceksin? En iyisi bu duruma düşmemek için hiçbir şey söylememek lazım. Bunları söylemeden adam kabul eder mi? Arkadaş, kötülükler yaptım, yanlışlıklar yaptım. Senin hakkında da ağız alınmayacaklar yaptım. Hepsi, bütün hakkımı helal ediyorum diyen bir kahraman bulursan eyvallah. Tamam. Ama böyle şeyleri affetmem. Mesela böyle laf arasında dedikodu yaparken ha bu gibi şeyleri affediyorum anlamında tamam tamam helal olsun diyorsa işler karışık. En iyisi böyle durumlara düşmemek lazım. Kimsenin paçasını ısırmamak lazım. Yanlış işler yapmamak lazım. İşte böyle. Aklı başına gelmiş. Başıma ne gelse gelsin arkadaş. Ben sana şu kötülüğü yaptım. Pişmanım. Çok pişmanım. Hakkını helal et arkadaş. Ne istersen tamam hazırım. Demiş. Helallik istemiş. Ruhu kabzolmadan. Öyleyse sen mi? Öyle bir gündeki dinarın velâ dirhemin. Parayı vereyim arkadaş, ödüşelim, gümüşü vereyim, parayı vereyim, dövizi vereyim, avroyu vereyim. Öyle bir şey yok. Öyle bir gün gelmeden evvel gitmiş demiş ki helallaşalım kardeşim. فَاِنْكَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ اُخُزَ مِنْ حَسَنَاتِ. Ama bunu dememiş, helallaşmamış, ölmüş gitmiş. O zaman Allah buna karışmıyor. Kendi haklarına Cenab-ı Hak müminleri sever, affeder, merhametlidir, Erhamir Rahim'indir, Gaffar-ı Zünüb'dür, evet, Settar-ı Uyub'dur, ayıpları örten Allah'tır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi çok seviyor, müminleri. Benim hatırıma bundan vazgeç ya Rabbi. Bunlar hak olabilir ama kul haklarında bunlar olmuyor. Bunlar olmuyor. O günde al borcumu vereyim sana. Kaç para işte filan. O gün yok, o burada para geçmiyor. O gün gelmeden evvel böyle helallaşma gitmiş, kabul etmiş. Ne güzel. Allah bu kuluna rahmet eylesin. Ama o gün para yok, pul yok, ödeme imkanı yok. Ne olacak peki? Minlem yekullehu hasenat humilum. Evet, فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ اُخُزَ مِنْ حَسَنَاتِ. Orada ödeme olmadığına göre senin hacca gitmişsin her sene, sabaha kadar teheccüd kılmışsın, şimdi 3 aylar geliyor, değil mi efendim? Önümüzdeki cuma gecesi, Ragaib Kandili, Recep'in biri, ibadetler yapmış, 3 aylarda oruç tutmuş filan, harman yapmış, sevap harmanı yapmış. Aha, ve bakalım. Orada adam diyor ki hakkımı alırım. Çünkü almazsa kendi gidecek öbür tarafa. Cehennemde kükreyip duru. Veyzel cahimu su'irat. Kur'an'da böyle bol bol yanardağ gibi kükreyip duru. Çabuk ver ya Rabbi. Hatta helim telati kafirlere doldurur. Tamam mı, doldun mu? Helmin mezi daha var mı? Ver onları da. Böyle kükreyip duru cehennem. Onu da görüyor. Cennet de çok güzel, onu da görüyor. Ödeyecek para yok, pul yok. Ondan diyor, harman etmiş sevapları. O sevaplardan adamın alacağı kadar alınır. Biri aldı, bende de var, benim de var, benim de var. Esas müflis diyor Peygamberimiz budur. Harman etmiş sevapları, kul haklarından dolayı gelen almış, gelen almış, gelen almış. Sabah adam sıfırı tüketmiş.
yürü cehenneme, ila cehenneme zümera. Esas müflis budur. Bu durumda, bu duruma düşmemek lazım. Şimdiden uyanık olmak lazım. Dünyada işi halletmek lazım. Adamın kuruşu yok, sevabı yok. Evet, mümin. Ama hiç hayır istememiş adam. Bayramdan bayrama namaz kılmış. Evet. Hasenatı yoksa ve inlem yekün hasenat hummilu aleyhi min seyyiatihim. Bu haklı olan adamın günahlarından alırlar, ona yüklerler. Diyelim adam imanı var, cehennemin birinci katında. Ama bunun günahlarını yükleyince iki, ötekilen günah yüklenince en dibine, yedinci kata düşüyorsa Allah korusun. Adamın iyiliklerinden alırlar, ona yükler, ona verirler. İyilikler yoksa günahından alırlar, buna yüklerler. Diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, onun için Müslim'de nakleden hadis-i şerife de göre de men ye'ti yevmel kıyame bi siyam ve salat ve zekat, oruç, namaz, işte iyilikler yapmış ve ittikat şeteme haza ve safiketeme haza, olan senin anana uğradığını, geçmişin giselahını sövmüş. Adamın ağzı böyle. Herkese sövmüş. Kul hakkı. Kul hakkı. Veya dövmüş. Canını yakmış, ezmiş. Gücüne güvenmiş, makamına güvenmiş, durumuna güvenmiş. Öldürmüş. Kul hakkı, kul. Kanını akıtmış. Ev ekele mâli hâze. Ya da onun malını yalanlarla, dolanlarla, hilelerle zekasını kullanarak aşırmış, aldatmış adamı. Aha böyle. Evet. Feyuta haza min hasenatihi. Evet. İyiliklerinden alırlar. Al bakalım borcu yerine. Al bakalım borcu yerine. Adam kurtulur. Bu sıfırı tükettiği için. Evet. Evet. Fe infuniyet hasenati. Ama yetmedi. Adam o kadar çok sevmiş, haksızlık yapmış ki dağlar gibi yaptığı hayırlar, hasenatlar bitmiş, tükenmiş. Evet, o zaman uhize min hatayahum, ondan sonra hatalarından, günahlarını alırlar, ona yüklerler. Bu da başka bir hadis. Okuduğum bu Müslim'de hadis böyle. Ve turiha finnar, cehennem ateşine atılır. Evet. Böyle bu iş. Onun için şimdiden inananlara hitap ediyoruz. Aman şuna buna aldanmayalım. Nefsimizi aldanmayalım. Arkadaşımızın aldatmalarına aldanmayalım. Şeytan düşmanımızın aldatmasına kapılmayalım. Bunu düşünerek hareket edelim. Dünyada işimizi çözelim. Onu söylüyor güzel Peygamberimiz. Hadis-i şerifi Bukhari, Tirmizi, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Rahimallahu Himyaran. Himyar kabilesi Müslümanlarına Allah rahmet etsin, merhamet etsin. Evet, o Yemen'de bir kabilenin adıdır. Himyar bin Sebe bin Şah bin Yarab bin Kahtan. Esas künyesi böyle. Efvehüm selam. Neden Allah'ın Resulü onlara rahmet okuyor? Biz de Allah'ın rahmetini, Peygamber'in rahmetini kazanacaksak, Allah'ın rahmetini kazanacaksak bunlara kulak vereceğiz. Ağızlarından selam düşmez. Evet. Ağızlarından selam düşmez. Her karşılaştıklarına selamünaleyküm. Selam verirken selamünaleyküm, yok öyle şey. Bu elle selam Yahudilerin işaretidir. Bizim işaretimiz değil. Selamünaleyküm. Kime selam veriyorum arkadaş? Döneceksin, gözün içi gülecek. Selamünaleyküm. Gözün içi gülerek, ona yönelerek Efendimiz böyle selam verirdi. Gördün, tanıdın mümine selam vereceksin. Ağızlarında bu selam düşmez.
hep selam verirler. Ve idihim taam. Eller de hep yemektedir. Tanıdığına tanı, gel kardeş. Seni bir kebapçıya götüreyim. Kardeş, seni bir yemek yiyelim beraber. Evet, götürelim. Müslümanların hepsini yemeğe götürüyor. Evet, onları götürüyor. Elleri yemektedir bu Himyarlilerin. Ağızlar hep selamdır. Elleri yemektedir. Devamlı yemek verirler. Açlara, misafirlere. Evet. Ve hüm ehlü emnin ve iman. İşte onlar güvendedir. Gerçek müminler bunlardır. Bunlara korku yoktur buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diğer müminler, bu gibi adamların ellerinden emindirler, kimseye zarar vermez. Dillerinden emindirler, dilleriyle kimseyi çekiştirmez, sövmez. Onların ırzına, şuna buna tecavüz etmez. Kalpleri de Allah'a tam inanır, yatışmıştır. Tamam tamam da şu konuyu aklım bir sarmıyor demezler. Emennâ ve saddaknâ. Allah ne emrettiyse başım üstüne. Muhammed Mustafa ne dediyse başımın üstüne. Karasız ıvazsız, neden ve için diye sormaksızın teslim olmuşlardır. Kalpleri imanı yatışmıştır. Evet, iman, kalpleri iman nuruyla nurludur. Ve ayrılıktan, münafıklıktan, müminlerin arasını aşmaktan uzaktırlar. Uzaktırlar. Evet, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Evet, adam şöyle böyle falan, Allah yarattı diye böyle adamlara da önem verirler. Kesinlikle aleyhine konuşmazlar. Kesinlikle ellerinden, dillerinden kimseye zarar gelmez. Evet, kötülük çıkmaz. Allah yarattı diye, evet, Yunus Emre gibi, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. İyi iyi de hocam baksana ya, ne biçim yürüyor adam, ne biçim konuşuyor adam. Ölen sus. Eğer mümkünse gel kardeş. Ben işte öğrendim, biliyorum ki şu hareket yanlışmış. Mümkünse. Değilse dua et, Allah'ım hidayet ver, şu yanlıştan onu kurtar derler. Evet, kalplerine iman nuru nurlandırmış, kökleşmiş, yerleşmiştir. Bu adamlar, Rada Himyarlilere böyledir, siz de böyle olun. Allah merhamet etsin. Ahmed ibn Hanbel, Tirmizi, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Evet. Rahimallahu men keffe lisanehu an ehlil kıble. Evet. Bu hoca efendi hadis-i şerifin, peygamberimizin sözlerinin ilk harfine göre hadisleri sıraya koymuş. Onun için rahime, rahime, rahime geliyor. Rahimallahu men keffe lisanehu an ehlil kıble. Bayram namazına gelmiş adam. Cuma namazına gelmiş, gördün. Ehli kıble. Kıble dönüp namaz kılmış. Adamlardan dilini tutan kim olsa olsun, ehli kıbleye dili uzatmayan, onları gıybet etmeyen, onları sövmeyen, onları yalan söylemeyen, dilini tutmuş adama Allah rahmet eylesin. Ehli kıble. Evet. Ulan ne gavursun sen, ne gavur dememiş. Ehli kıble, camiye gelip Müslüman namaz kılan adama kafir denmez. Men ekfera raculu ahahu fakat ba'a biha. Kim gelip camide namaz kılmış cemaatle, bayram namazı kılmış, cuma namazı kılmış bir adama kafir derse, küfür kendi üstüne çullanır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ama ne kafirdir o, ne gavurdur o. Yo 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 yo, güzel kardeşim bak, iyi dinle. Peygamberin duasını almak istiyorsan, bayram namazına gelse bile bir defa ehli kıbledir, böyle şey söyleme. Çıfıt çarşızdır o, ne münafıktır o, ne ikiyüzlüdür o, ne gavurdur o, sakın ha sakın ha. Dilini ehli kıbleden tutan Müslümana Allah rahmet eylesin. Evet, sapık demesin, kafir demesin. Ne şeydir o,
fuhuş yapar o, ne zina yapar o, ne sapıdır insanı. İlla bi ahseni mâ yakdir aleyhi, elinden geldiği iyilikten başka bir şey yapmamış ehli kıbleye. Böyle adama Allah rahmet eylesin. Evet, dilini müminlere karşı böyle güzelleştiren, yanlış şeyler söylemekten kendisini tutan adam, peygamberin bu duasına mazhar olur. Evet, ağzından başka şey çıkmaz müminler hakkında. Hainlik yapmaz, yalan söylemez, sövmez. Öyleyse arkadaşım, bir yanlışını gördün. Yanlışını gördüm. Evet, mümkünse düzelt. Yok hocam, o genel müdür, ben bir işçiyim. Mümin ama, kabul eder mi? Müşçinin sözünü genel müdür, o profesör, ben işte memurum. Kabul etmez normalde. Etmesi lazım da, ha, yok mümkün değil. Allah bundan onu tiksindirsin, kurtarsın. Allah ona hidayet versin. Allah onun günahını affetsin diye. Has ala ıslahil lisan bi duahi bir rahme. Dua ederek dilini buna alıştırsın müminler hakkında. Evet, buna hakkın, bunlara şey etsin. Ve tabii gafarallahu cezakallahu hayra. Allah onu hayırla mükafatlandırsın. Allah onu affetsin. Rahimallahu. Allah ona merhamet etsin gibi dualar et Arapça. Onun için bunlar hiç olmazsa peygamberin bu diliyle şöyle ki, dillerin en şereflisi Kur'an dili Arapçadır. Ondan dolayı peygamberin dili Arapçadır. Ona hiç olmazsa şeklen uy. Onun gibi güzel söyleyemesen de bunu da söyle, bu duaları söyle ona. Evet, Arapçayı güzel bilemezsen Kur'an'ın özünü anlayamazsın. Peygamberin hadislerin gerçek özünü anlayamazsın. Evet, ancak o dili iyi bilirsen o zaman onun şeylerine muttali olursun. Hişam Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Rahimallahu abden tekelleme feganime. Şu kula da Allah merhamet etsin, elinden tutsun, iki canda aziz etsin onu. Konuştu, güzel konuştu, hayır konuştu, kazandı. Konuştu, kazandı. Evsekete feselme. Sustu, selamete erdi. Söylese ya gıybet edecekti, ya küfür edecekti, ya şu edecekti. Sustu, kazandı. Helal olsun buna. Allah ona rahmet eylesin. Konuştuğu zaman kazanan, güzel söyleyip kazanan, sustuğu zaman kötülükten sustuğu için de selameti bulan. Bana sövdü diye hakaret davası açacak, küfretti diye, demiyorum, davalar dolu. Ahirette de işte kul hakkı ödeşecek, orada da davalaşılacak. Sustu, kazandı. Ağzından çıkıyordu, hemen sustu. Allah ona rahmet eylesin. Sustuğu zaman selameti bulan. Evet, sus. Hayır olmadığı zaman konuşma. Gerekli olmadığı zaman konuşma. Dil belası. İnsanların başına gelen en çok şey dil belası. Dilinden dolayı geliyor. Çünkü dilin kemiği yok. Her yerde kemik var ama onda dilin kemiği yok. Bu tarafa da gidiyor, bu tarafa da gidiyor. Ama onun yüzünden işte vay gavur dese bir adama küfür kendi üstüne geliyor. Vay münafık dese kendisi hesap soruyor. Evet, susmuş. Tam diyecek ki susmuş. Kazandı. Söyledi, Allah ona hidayet versin. Allah ona iyilik versin. Allah onu ıslah etsin. Allah işini rast getirsin. Yolunu açsın. Dua etmiş. Konuştu, böyle kazandı. Sustu, kazandı. Allah ona rahmet etsin. Evet. Böyle konuş. Halde konuşma. Böyle konuş. Evet. Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh'dan, Hasan-ı Basri'den nakledilmiş. Ravileri sağlam, sigat ravilerdir diyor. Evet.
böyle olacağız. Rahimallahu imra'en keffe lisanehu an aradil müslimin. Aynı mealde. Allah şu mümine de rahmet etsin. Müminlerin ırzını tatışmaktan, ırzına satışmaktan dilini korudu. Engel oldu, tuttu. Evet, kimsenin ırzına, namusuna karışmadı. Evet, işte dedim ya, şaşıdır lan o. Bir kulağı da duymaz. Topaldır lan o. O işte şöyledir, bir kolu kısadır lan o. Dört parmaktır ha, beşi yoktur ha. Vücudun eksikliğine bile dil uzatmadı. Yamuktur lan o, eğri böyledir, çengelidir falan demedi. Vücudunun eksikliğini söylemedi. Ahlakın kötülüğünü söylemedi. Yanlış işlerini söylemedi, sustu. Sustu. Evet, işte bu mümine, müminlerin ırzına sataşmayan, dilini bundan koruyan mümine Allah rahmet eylesin. La tahillu şefaati li ta'anin ve la lillanin. Allahu Ekber. Böyle insanlara kör, namussuz, dappal, budala, işkacı falan diye saldıran, eliyle saldıran, ayağıyla saldıran, böyle tan eden, diliyle tan edenle benim şefaatim helal değildir. Böyle li'an, Allah belasını versin. Allah işini şeysin, şaşırsın. Beddua etmemek lazım. Mümin bettacı olmaz. Bedduacı adama da benim şefaatim helal değildir. Evet, eliyle, diliyle başkasına saldıran benim şefaatim ona helal değildir. Ve lanet eden de, evet, ona da şefaatim helal değildir. Bırak eli ya, çocuğuna söylüyor karı. Uğraşmış. Sabahtan akşama kadar süpürmüş, temizlemiş, silmiş. Çocuk tencereyi bir devirmiş. Allah, halılar yağlanmış, sildi yerler. Allah belanı versin, gözün kör olsun. Dur. Valide hanımefendi. Kardeşim, o senin yavrum. Yarın başına gözü kör olduğu zaman Allah belasını verdiğine kim ağlayacak? Gene sen ağlayacaksın. Senin parçan o yahu. El ağlamaz, sen ağlayacaksın. Ağlarsa anan ağlar. Ama orada kafası böyle şirazesinden kopmuş. Nasıl bedduaları diyor. Çocuğunu da etme. Ağzından çıkan ana baba, her söz anında arşa götürülür diyor Peygamberimiz. Gereği yapılır. Sonra hocam bir duaydı. Ne dedin lan? Ne dedin sen? Demişimdir hocam, ben ne yapayım? Sen sabahlara kadar kalkacaksın, ağlayacaksın, secdeye kapanacaksın. Allah'ım ben ettim sen etme diye yalvaracaksın. Öyle sildireceksin. Ispanlama dua olsaydı tamam da işte o kadar olur. Ey ana sen, ey baba, demişsen böyle, lanet etmişsen yavrun başına bunlar gelir. Sonra ciğeri yanacak olan sensin. Sakın ha! Başkasına da lanet etme. Mümin lanetçi olmaz. Evet, mümin lanetçi olmaz. Allah'ın rahmetinden mahrum kalsın anlamına. Şeytana lanet oku. Çünkü Allah lanet ediyor. Şeytan aleyhillâne. Lanet tepesine yağsın o hainin. Ona söyleriz. Ama müminlere lanet edilmez. Mümin lanetçi olmaz. Dedik ya, gördün mü? Allah hidayet versin. Allah onu uyarsın. Allah onu tevbe nasip etsin. Namaz zevki versin. Oruç zevki versin. Diye dua edeceksin. Lanet değil. Lanet diye benim şefaatim, başka diliyle, eliyle saldırana benim şefaatim helal değildir. Lilildir. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. Ne konuşursan hayır söyle. Değil mi? Ya hayır söyle, ya sus. Evet. Ya hayır söyle, ya sus. Evet, dikkat. Bir muazzam prensip. Mesela biz su indirdik arkadaşlarla dağda. Hayan, haşat içsin. Kurt, kuşu, canavarlar gelsin içsin. Domuzlar gelsin içsin. Ona da Allah'ın yarattığı değil mi?
Vay iyi yapmışlar da şurasını eksik yapmışlar. Ne biçim adamlarmış deme lan. Onun için dedi göre ya hayır söyle ya sus. Biz de insanız. Yanlış yapabiliriz. Hatamız olabilir. Ama ne diyor? Yapmışlar ama bunlar hiç becerememişler. Şurası görüyor musun? Deme lan. Ya hayır söyle ya sus. Neyi yazdım oraya? Bundan yazdım ya. Küfretmeyin diye. Evet ama insanoğlu işte bu gibi şeylerde boş bulunuyor. Efendimiz bizi ona uyarıyor. Ya hayır söyle ya sus. Ya sus. Tan edersen, lanet edersen şefaatim sana hak değil. Evet. Dilini tutmak, yalan söylemekten, başkana saldırmaktan, lanet tutmaktan çok 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 hayırlıdır. Ve dile hakim olmak mutluluğun dünya ahiret mutluluğu ilk basamağıdır. Evvela diline hakim olacaksın. Dünya ahiret saadetine ermek için. Evet. Yalan ve lanet tüm şerleri kendini toplayan bir şeydir. Sakın lanet etme. Sakın yalan söyleme. Buna göre hareket et, hayatına nizam ver. Aişe radıyallahu anha validemizden nakledilmiş. Rahimallahu raculen taalleme farizaten evfere ev farizateyni. Allah şu kuluna da merhamet etsin. Şimdi kaç kişi var burada? Şimdi karşıda lokanta var. Ezan okudu, kalkıp gelmiyorlar. Onlar da Müslüman. Adı Mehmet Hasan. Evet. Fakat tabii ezan okununca gelmeyenin işi çok yaş. Ama lanet etmeyeceğiz gene. Allah belasını versin. Şimdi sakın ha. Allah ona da namaz zevki tattırsın. Allah ona da hidayet versin. Caminin dibinde lan. Bu Süleymaniye Camisi'ne gelen ziyaretçilerden para kazanıyorsun. Bütün dükkanına değil mi? Kalkıp gelmiyorlar. Mesela sakın beddua etmeyeceğiz. Hep hidayet duasını yapacağız. Evet şimdi tabii gençken insan keskin bıçaklı oluyor. Evet. Müminle kafirin alametlerini okuyuşuz. Geldik baktık. Gelmiyor suçlu. Müslüman ezan okunuyor dibinde bu camiden dolayı para kazanıyor gelmiyor. Ama gavurlar da çıktı. Gençken böyle şeyiz ya tam böyle içim adamlara kızmış. Gavurlar geldi biz turistler. Bir baktım gavurların suratına bir de bizim namaza gelmeyen ama mümin olan suratına iman ışığı var. Tövbe yarabbi dedim bir şey söylemeyeceğim. İman devletine ermiş ama imanı gereğini yapmıyor. Orada kalmış. Ama sakın beddua etme. O gavur görünce tamam dedim bir şey demeyeceğim. Evet gavurun suratı ne kadar Hilton'da yıkanmış gelmiş. Gıcır gıcır 5 yıldız otelde ama kapkara. Vicdanı kara iman yok. O bizim cenaze gelmiyor. Evet şey ama iman var yüzünde iman ışıltı parlası var. Simahum fi vücuhi min eteri sucud. Müminlere asla lanet etme. Müslümanlara asla dilinle elinle saldırma. Hidayet duası yap. İslah duası yap. İyilik duası yap. Asla lanetçi olma. Tan etme. Peygamberin şeysini şey edersin. İşte bunları öğrendin değil mi? Öğrendin. Gid ona. Müslüman adı Ali Hasan Hüseyin. Kardeş. Hem bir yemeğini ye. Kardeş, ben camide bunu dinledim yahu. Ezan okununca gitmedin mi işler çok yaşmış ha vah. Şimdi çamur desen bir adım yer. Yağmur yaş desen bir adım yer. Koşarak geleceksin. Ne mazeretin var arkadaş? Hemen git farzını kıl gel yahu. Sünnetleri odanda bir köşede kılarsın. Tesbihin bir şeyde gibi. Böyle söyle. Evet mümin. İşte bu mümine de burada öğrendiğini gittin öğrettin. Evet, biz buna yapmadığı zaman da beddua etmeyeceğiz. Evet, şimdi şu mihrabın yüksek olması tahrimen mekruh. Peygamberin sünnetine aykırı. Peygamber diyor ki, benim sünnetimi hafife alan, önemsemeyen, maalesef çok ağır şeyler söylemiş. Kaybolur gider elindekiler diyor.
adam olmaz diyor, kaybeder. Ama söylüyoruz, durmuyor herif. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. El ezanu cezmün vel ezan vel ikametu cezmün. Ezan okurken Allahu Ekber re'yi cezimle oku diyor peygamber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kamette de böyle. İnadına müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber. Önemsemiyor. Ben ne söylemesi ve me aleyna illel belag. Arkadaş biz söylüyoruz. Söylemek zorundasın. Bildiğini, bir farzı öğrendin. Kardeş. Neyse en güzel kelimelerle onu ürkütmeden, kaçırmadan delilini de söyleyerek. Kardeş, mesele böyleymiş. Bırak ya. Tamam, gene bir şey deme. Allah hidayet ver ya Rabbi. Kalbini ısındır ya Rabbi. Sakın kavga etme. Mümin böyle olacak. Mümin mümine taan etmeyecek. Eliyle, diliyle saldırmayacak. Dua edecek diyor. Onlara merhamet olsun. Bir farzı öğrendi, iki farzı öğrendi, yaptı. Ondan sonra farz-ı ayın dahil, farz-ı kifaya dahil, hepsi dahil buna diyor. Evet, fıkıh öğrendi, tefsir öğrendi, hadis öğrendi, kelam, Kur'an'ın kıraatını öğrendi. Evet, bunları öğretti bir mümine. Allah bu kuluna da merhamet etsin. Bana ne lan, elin adamı demesin. Müminler kardeşidir. Mümin müminin kardeşidir. İmkan bulduğu anda gel kardeş, sana Kur'an'ı öğreteyim. Ben şu tefsirde şu şeyi öğretmiştim. Al buyur. İşte fıkıhta şunu haram olarak okumuştum. Al buyur. Fırsat buldukça herkes görev. Bu kimseler de Allah merhamet etsin. Allah merhamet etsin. Evet. Ve amile bihime. İkisini öğrendi, yerine getirdi. Ve allemehüme men ya'melu bihime. Başka müminlere onu öğretti. Nasıl namaz kılınacak? Kusura bakma arkadaşlar. Mesela secde ederken ayak yere değecekmiş. Kusura bakma yani. Sen hiç ayıbını söylemek için değil ama herhalde unuttun mu, farkında mı değilsin? Secdenin ayakta sen ayağını ters koymuşsun. Allah'ım ayakta tutsun, gördüm. Kardeş, bu makbul değilmiş bu secde. Bu namaz geçerli değilmiş. Ben öğrendim diye öğreten. Evet. Mesela kadınsın. Ürkütmeden, korkutmadan. Salih Hanım, kardeşim. Başın açık, şeyin açık. Bizi de seviyorsun. Bak ne güzel, ağzından Allah kelimesi düşmüyor ama Allah kapanmayı emretti ya. Ayet okudu, dinledim ya ben camide. Kitapta okudum ya. Kaçırmadan, ürkütmeden vesile buldukça bir farzı öğreten veya iki farzı öğreten, kendi yapan, başkasına da öğretene Allah merhamet etsin. Müslüman görevlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakledilmiş. Rahimallah men hafize lisanehu. Allah diline muhafızlık yapan, işe yaramaz laflardan dilini koruyan, haram değil. Haram konu çok büyük vebali var da haram değil ama beş para etmez dil laflar ediyorsun. Akşama da kah 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 ki ki ki. Dünya sayılı saniyelerden ibaret. Güzel kardeşim. Hep bu saniyeler bizi ölüme yaklaştırıyor. Bize verilen ömürden saniye saniye uca doğru gidiyoruz. Geri döndürmek mümkün değil. O saniye nefes almasak yaşayamayız. Nefesimizi vermesek yaşayamayız. Her nimetten Allah sorguya çıkacak. Letüs elünle yevmeyzin anin naim. Nimet bir nimet. Ver, almak da vermek de. Nerede aldın verdin bu nüfası? Ona göre uyanık duracağız. Her saniyemizin bu nefes alma nimetlerini yerinde mi değerlendirdik? Yanlış yerlerde mi kullandık? Hesap vereceğiz. Bunu bilerek işe yaramaz laflardan da sakınacağız. Az konuşacağız, öz konuşacağız, güzel konuşacağız. Bu bizim prensibimiz olacak. Hatalardan uzak duracağız, noksanlıklardan uzak duracak. Evet, bunları prensip edineceğiz hayatımızda. Arkadaşlarımıza da fitne uyandırmadan, kaçırmadan öğretecek. Allah bu kuluna da
merhamet etsin, dilini koruyan böyle kötü laflardan. Ve arafa zamanehu. Evet. Zamanının kıymetini bildi. Evet. Ömür öyle bir şey ki rüzgar gibi. Kaç yaşında hoca şu yaşında? Yok ya, daha dün gibi sanki hiç aslı yok. Sanki bu kadar sene yaşamamışız, hiç unutuldu gitti. Geriye dönmek mümkün mü? Yok. Zamanın kıymetini ne güzel söylüyor bak. Müslümanlar bilmiyor. Gavur maalesef her şeyi planlamış. Planlı, prensipli hareket ediyor. Şu saatte kalkacağım, şu saatte işe gideceğim, şu saatte şöyle yapacağım, planlı program. Peygamberin sünneti bu. Efendimiz hayatı böyle. Ailesine ayırdığı saat belli, camiye ibadete ayırdığı saat belli, devlet işlerine ayırdığı saat belli, misafirlerine ayırdığı saat belli, hep planlı programlı. Ama onlar planlı hareket ediyor, biz maalesef götürü iş yapıyoruz. Sabahattin Zaim Hoca, Allah rahmet eylesin, değerli bir ilim adamı, çok yakınımızdı, mümin, Müslüman bir abimizdi. Amerika'da gidiyoruz. Bir baktım Colbert yazıyor. Şoför dedim, çekilen şuraya. Ne var dedi? Benim dedim çok saydığım, sevdiğim bir hoca, profesör burada doktora yaptı. Onun ayak bastığı yere basacağım, hatıralarımı canlandıracağım. Vardık kapıya, tık tık. Dedim ben şuyum. Burada şu hoca doktora yaptı. Onun odasına bir girip çıkacağım. 5 dakika izin istiyorum. Cevap: bugünkü programımda sen yoksun. Bak bak bak. Biz olsak yarım saat önemli değil ya deriz değil mi? Bugünkü programımda, planda sen yoksun. Ama yarın mutlaka şu saatte seni bekliyorum. Çok seviyorum o adamı. Bakın planını bozmuyor. Planlı, programlı hareket edince de o yüksele gidiyor, aya, güneşe gidiyor. Sen burada sürünüyorsun. Evet, Allah'ın kanununa aykırı hareket edince Allah hak yemiyor. Çalışanı gavur da olsa hakkını veriyor. Sen çalışsan sana 10 misli verecek, 100 misli verecek, namütenahi verecek. Çalışma yok ki. İşte ezan okuyor, kıçını ayırıp sandalyeden, kahveden kalkıp gelmiyor. Şeş, düşeş deyip durur. Müslüman değil misin? Rica ederim hocam. Müslümanlık sadece size mi mahsus? Niye kızacaksın lan? Ben senin kardeşim. Onun için namaza gel diyorum sana. Dövüşüyor ya böyle söylediğin zaman. E Müslümansın ama niye gelmiyorsun lan namaza? Evet, bir plan, program. Hayatın böyle işte. Zamanın kıymetini bileceksin. Eyvah diyeceksen ben, faydası yok. Geri dönüşü yok. Geri dönüşü yok. Daha dün okuduk efendim. Büyük İslam alimi. Felsefe şu bu okumuş. İşte şu şöyle dedi, bu böyle dedi, bu böyle dedi. Felsefe bu. Ölürken diyor ki, eyvah, eyvah. Ninem koca karı hiç Elif'i görse mertek zannederdi diyor. Onun imanıyla küçük bir diyorum diyor. Benim şu şöyle dedi, bu böyle dedi, ilimler dedi, boşuna harcamışım zamanımı diyor. Allah imandan beni mahrum etme diye öyle ölmüş adam. Evet, hayatımızın değerini bileceğiz. Bir gün son nefesimiz vereceğimiz düşünerek plan dahilinde, program dahilinde hareket edeceğiz. Başımızdaki idareci de böyle, memur da böyle, vatandaş da böyle. Herkes böyle planlı program çalışınca da elde muazzam yetişilmez izzete sahip oluruz. İşte Fatih. Bu kaleler fethedilmez, İstanbul'a girilmez. Böyle bir adamdı. Allah elinden tuttu. Olmaz deneni oldurdu ya, İstanbul'u aldı ya. Kanunu da böyle ya. Cami yaptıran kanun, Allah rahmet eylesin, burada yatıyor ya. Allah'ın, Resulü'nün sünnetlerine, dediklerine böyle bağlanan dünyada aziz alıyor işte böyle. Ahirette de bak dünyanın her tarafı adam geliyor. Evet. Kafirler de geliyor. Ne müthiş adam bu kanuni diye. Ne müthiş adam diyor. Kafirler de geliyor. Turistler dolu. Para harcıyorlar. O benim hocamın hocası, onun dibinde Ahmet Ziyad'ın işte bu kitabında okuduğumuz zat orada dibinde yatıyor. Bunun yetiştirdiği hocalar da orada yatıyor. Oradalarmış. Gelmiş rahmetli Menderes. Bakmış o
Kanuni ziyarete gelen turistler çok geliyorlar. O kabirlerin üstüne çıkıyor, fotoğrafını çekiyor. Onun imanı yok. Ya altında yatan muazzam bir hoca hiç oralı değil. Adam mümin adam, demiş ki bu kabirler oraya alın demiş. Çünkü gelmeyin desen olmaz. Uluslararası anlaşmalar var. Gelen adama git desen olmaz. Para getirecek, bir şeyler getirecek. Bu kabirler demiş oraya alın, çiğnenmesin demiş. Hocamdan duydum efendim. Orada yatıyor hocam da. Bana icazet veren hocam. Kaldırılarken bir bakmışlar ki hocamın hocası Mustafa Feyzi Efendi orada yatıyor. Bugün ölmüş gibi oğlum dedi. Kaç sene olmuş öleli. Bugün ölmüş gibi hiç erimemiş, çürümemiş. Şaşırmışlar kazanlar. Kim bu ya filan? Sonra geldim dedi. Kucağımda taşıdım yerine dedi. Öyle adamları oraya almışlar. Peygamberin sünnetine önem veren kimseler bunlar. Aha bu kitabı yazmış. Biz boynu ötüyoruz, ona yazıyorlar. Onları yazıyorlar. Çünkü onlardan öğrendik bunları. Gümüşhane Hazretleri'ni de almak istemişler. Başbakanın emri üzere. Makinenin bıçağı kırılmış. Adam bundan huylanmış. Demiş ben yapmıyorum demiş. Başka mühendis gidelim demiş. Ya. Batılı itikatlı. Yani. Gelmiş. O da keşileri kaçırmış. Hastane Bakırköy'e gitmiş. Öylece kalmış mübarek orada. Girişte. Orada kalmış. Evet. Şimdi bak geliyorlar. Bunlar bu güzel peygamberimizin bu sözlerini kanun bilen adamlar. Kanun bilen adamlar. Planlı, programlı. Hayatının her saniyesini değerlendiren adamlar. Biz de böyle şey dersek işte böyle güzellikler oluyor. Evet, zamanımızın kıymetini bileceğiz. Vestekamet tarikatuhu. Yolu dümdüz. Dinimizin yolu, Kur'an yolu, peygamber yolu dümdüz oldu. Bütün işlerini Kur'an ve hadis-i şerife uydurdu. Müstakim olarak dümdüz istikamet üzere yaşadı. Allah bu adama merhamet etsin. Abdullah İbn Abbas'tan Rahimallahu ahi Yahya hine de'ahu sabiyyani ilel lu'bi ve huve sagir fekale el lu'bi huliktu fekeyfe men edreke el hinse min makalihi. Evet. Allah bizlere de böyle bizim neslimize de müminlere de lütfetsin inşallah. Bu peygamberler seçilmiş insanlar. Yahya Aleyhisselam ufacık yaşta, 3-4 yaşında arkadaşları çağırmışlar onu. Yahya gel demişler, oynuyorlar sokakta. Yahya Aleyhisselam demiş ki 3-4 yaşında çocuk onu söylüyor. Gel demişler, sen de oyna lan, yapalımız oturup durursun orada. Arkadaşlar demiş, Allah beni demiş oyun oynamak için mi yarattı? 4 yaşındaki çocuk Yahya Aleyhisselam. Sonra şehit ettiler biliyorsun Yahudiler. Yahudilerde para önemli ya. İki zehin aile eskiden Tevrat'ta yakın akraba evlenebiliyordu. Ondan sonra yasaklandı. İsa Aleyhisselam zamanında. Bize de şimdi yakın akraba evlenmez. Muharremat denir ona. Ama iki Yahudi zengin mal başkası gitmesin diye birbirinin iyice yakın akrabası, evlenmesi caiz olmayan kişiler birbirini evlenmek istemişler. Yahya Aleyhisselam o zamanın peygamberi demiş ki eskiden bu vardı ama demiş şimdi İncil geldi, bu yasaklandı, nikahını kıymıyorum. Bundan dolayı Yahya Aleyhisselam kestiler Yahudiler. Sen misin, bizim zenginiz, biz her dediğimiz yaptırırız. Şehit ettiler Yahya Aleyhisselam'ı. Yahudilerin için derdi para. Çocukken de böyle demiş. Arkadaşları demiş ki gel demiş Yahya 4 yaşında. Oynayalım, gel sokakta gel. Allah beni demiş oyun oynamak için yaratmadı arkadaşlar demiş.
4 yaşında çocuk, adam olacak çocuk, çocuklarından belli oluyor değil mi? Allah bize de böyle nesil nasip etsin inşallah. Evet, ben oyun için yaratıldım arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz Allah lütfedince ne güzellikler oluyor. Bunlardan ders alıp çoluğumuzu, çocuğumuzu hep güzel yerlerde, güzel şeylerde, tamam çocuğun oyun, terbiye edecek oyun, terbiye edecek oyun, onu yönlendirecek oyun, çaktırmadan onu ahlak öğretecek, İslam öğretecek oyunlar seçeceğiz. Evet, lüzumsuz işlerde değil. Çocuğumuzu yetiştirirken de böyle, biz de bundan ibret alacağız. Evet, aynen Efendimizin söylediği şeye uyacağız. Uymamız lazım ki, evet, Muaz Hazretlerinden nakledildiği şekilde Allah'ın Resulü'nün duasına mazhar olalım. Rahimallahu, rahimallahu ihvani bi kazvin selasen. Evet, Allah merhamet etsin din kardeşlerim, Kazvin'deki din kardeşlerimize 3 defa. Allah onları rahmet eylesin. Allah onları rahmet eylesin. Allah onları rahmet eylesin buyurmuş Peygamberimiz bu hadis-i şerifte. Evet. Kalu ya Resulallah ve ma Kazvin? Evet. Ya Resulallah, bu Kazvin dedin ne? Kim bunlar? Neresi bu? Evet, buyurmuş. Kale Kazvin arzun min ardı Deylem. Evet. Deylem arazisinden bir yerdir orası. Hiyelyum fi yedi Deylem. Orası da bir Deylemler denilen İran'da bir yer bu. Kazvin İran'da bir yer. Beled fi İran. Geylan, evet. Son derece böyle yetenekli kimselermiş bu kimseler. Peygamberin böyle duası var ona. Evet. Setuftahu ala ümmeti ve tekunu ribatu tavaif min ümmeti. Evet, hemen edrek zalike felyakuz bi nasibihi min fadli ribatin Kazvin. Buraları bizim olacak. Allah oraların fethini Müslümanlara nasip edecek Kazvin'e. Kabiliyetli adamlarmış, mert adamlarmış, çalışkan adamlarmış, böyle disiplinli adamlarmış. Övüyor Peygamberi, burası bizim olacak diyor. Araların fethine katılana ne mutlu. Şimdi Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer bunu duydu ya. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vefat edince Hazreti Ömer'i halife seçtiler. İlk işim İran'ı fethetmek olacak diye çıkmış mescitte. Hakkınızı helal edin, ben yarın demiş İran'ı fethe çıkıyorum. Sahabiler demişler ki hop hop hop, bir dakika. Müminlerin işi ve emruhum şura beynehum. Müminler bir iş yapacağı zaman müminlere danışırlar. Biz de senin din kardeşiniz, beraber çalıştık. Sen demişler İran'a gidemezsin. Çünkü sen gidersen bir başkası halifeyim diye oturur, Müslümanlar birbirine girer. Böyle nutuklar çekmişler, sen olacaksın, ben olacağım diye. Tam demokrasi diyorsunuz şimdi siz ona. Parlamento Mescid-i Nebevi'nin cemaati. Gidemezsin demişler, gidemezsin. Peki demiş, o şeytanın bile korkup sokaktan kaçtığı Ömer, dinin emri olunca bahşişine demiş, kabul etmiş, gitmemiş. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı göndermiş, İran Fatihi olmuş. Allah ondan razı ve bütün Müslümanlardan sahabe razı olsun. Evet, diyor ki işte siz de o zamanı rastlarsanız, aha, Kazvin'le gidin, savaşa katılın. Böyle güzel bir insanlar var orada, karakteri sağlam, güzel yer var, o harbe katılın diye söylemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Fe innehu yesteşhidu biha kavmun yadiluna şühede Bedir. Allahu ekber. Oradan Müslüman olduktan sonra öyle kahramanlar yetişecek ki o İslam uğruna o kadar canlarını feda edecekler ki Bedir şehitleriyle
şey edecekler, kıyaslanacaklar. 313 Bedir şehidine 1000 melekle yardım etti Allah. Tekbir sesleri gelince Ebu Cehil karşı tarafta 1000 kişi zırhlı, 2 zırh var Ebu Cehil'de. At üstünde, oku var, yayı var. Müslümanların pabucu yok, poteni yok, ekmeği yok, silahı yok, taşla, sopayla. 2 kişinin atı var efendim. Gittim, yerini keşfettim. Evet, izin aldım, gittim. Aynen doğru. Şeyler, düşman gitmiş, gelmiş, önceden gelmiş. Güzel yere konuşlanmış. Peygamberimiz tabi yaya gidiyor. 72 kilometre, yaya, sıcakta, yalın ayak. Hem de Ramazanmış. Varmışlar, su da yok. Güzel yere kapmış. Yerleştirmiş, peygambere hayır demek yok. Yerde kayalar var, keskin kılıç gibi. Çünkü gece soğuyor, gündüz ısınıyor 60 derece. Böyle bir soğumuş, bir ısınmış olunca kayalar parçalanmış, aynen testere gibi böyle keskin. Potini yok askerin, burada savaşacak. 313 kişi, öteki 1000 kişi atlı, süvari, zırhlı. Ama peygambere itiraz yok. Dinlenin demiş. Bomba yok o zaman da. Kılıç kılıca sabahı bekliyorlar savaş için. Mübarek sabaha kadar uyumamış. Allah'ım bana düşeni yaptım. Bak topumuz yok, tüfeğimiz yok, potinimiz yok, karnımızda acız, ekmeğimiz yok. Geldim. Sahabem de itiraz etmedi, geldi. Sen bilirsin ya Rabbi, sen bilirsin. Sabaha kadar dua etmiş. Onun üzerine bir kara bulut gelmiş. Görebilirsiniz. Keskin bıçaklı testleri bayağı. Evet, bir kısmı hala duruyor. Yakında haşeş, altın, haşeş gibi altın böyle renginde kum var tepe. Öyle bir yağmur yağmış gibi böyle kuş yavrusu taneler yağmurun. Almış o güzel kumları, almış o kayaların üstüne. Sahabe yorgun, 72 kilometre gelmiş, sıcak. O serinlikte bir güzel uyumuşlar ama, bir güzel. Sabahleyin Bilal Habeşi, tabii yağmur yağmış, o kayalar dolmuş, o halı döşenmiş gibi güzel kumlarla. Peygamberimiz de böyle ağlayarak dua ediyor. Bunun üzerine Bilal Habeşi, kalk oğlum demiş, bir ezan oku. Bilal Habeşi yanık ezeniyle bir ezan okumuş. Bir kalkmışlar, bir bakmışlar, çukurlar su dolmuş. Onların haberi yok yorgunluktan. Su dolmuş, Allah su almış demişler. Bir bakmışlar kayaların üstü kadife gibi kum. Moraller 1500 olmuş. Namazdan sonra bu her biri atom bombası. Ebu Cehil ne yapsın? Onlar böyle Allah için şehit olmaya Allah Allah diye giderlerken 1000 melek başında Cibril aleyhisselam Allahu Ekber, Allahu Ekber gür sesiyle söylüyor. Evet, şeytan da Ebu Cehil demiş ki dayan aslanım dayan, iki çapulcu işi görüyorsun, atı yok, silahı yok, bir şeysi yok. Bir bakmış şeytan biliyorsun kovulunca kadar makbul bir cindi. Cebrail aleyhisselam sesini tanımış. Demiş ben böyle sıkıntılara gelemem demiş. Ben böyle giderim demiş. Böyle karışık işlere girmem. Ebu Cehil yalnız buyurmuş, sıvışmış oradan. Ondan sonra o bizim Müslümanlar 1000 tane melek gelmiş. Evet. Ebu Cehil yerde. Hepsi kılıçtan geçirilmiş. Peygamberimiz her şeyi görüyor. Bana demiş Ebu Cehil'den kim haber getirecek? Ashabım Abdullah Mesud Müslüman olduğu zaman çok işkence yapmış. Dövmüş Abdullah Mesud'u Kabe'nin şeyinde. Evet, ondan sonra ben demiş ya Resulallah. Gitmiş Ebu Cehil cehennem kütüğü. 2 metre 120 kilo böyle tam cehennem çırası. Horlayıp durur, göbeği de böyle, Everest tavuğu gibi. Bilal Habeşi de ekmek bulamayan adamım, zayıf. Ayağını koymuş, demiş cehennem cehennem küsü, Allah düşmanı. Söyle demiş, ne durumdasın?
Söyle efendine demiş, eskiden bir düşmandım, şimdi 1000 düşmanım. Peygamber'e düşman. Öyle deyince kellesini kesmiş. O böyle deyince kellesi kocaman Ebu Cehil'in, taşıyamamış, öyle cılız bir herif. Sakalından asılarak sürüye sürüye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne gelmiş. Aha demiş, ya Resulallah, böyle böyle. Efendim öyle gülmüş ki, hiç kahkahayla gülmüyor, tebessüm etmiş ki. Bir ağzı diyor kulaklarına vardı Peygamberimizin. Aha demiş, seni dövdü ya bu Abdullah, takan yığla onun yerine demiş, değil mi bu? Evet, şimdi Çanakkale'de böyle olmuş arkadaşlar. Lütfen ziyaret edin orayı. Topumuz tüfeğimiz yok. Dolma tüfekle mitralyoza karşı savaşıyoruz. Siperleri girmişler, paramız yok. 10 günde bir hoşaf suyu çıkmış Çanakkale'de. Resmi kayıtlar bu, devlette para yok. Ama bizim askerimiz, ölürsem şehit, kalırsam gazi olacağım. Namusumu çiğnetmem, vatanımı çiğnetmem inancında düğüne gider gibi koşuyorlar diyor. 3 bölük yok olmuş. Ölümden korkmayından korkulur. Tabii Churchill diyor ki hatıratında, okuyabilirsiniz. Meşhur İngiliz başbakanı. Cehennem kütüğü, gavur. Evet. Biz diyor o askerin arasındaki sarıklılardan diyor yengildik diyor melekler. Görmüş o da. Hatıranı yazıyor. İşte Ebu Cehil de o Ebu Cehil'e moral veren şeytan da Cibril Aleyhisselam'ı o 1000 melekle yardımını duyunca seslerini, ben demiş böyle sıkıntılara gidemem demiş, böyle karışıkları bulunmam, sıvışmış. Evet. Ne zaman Resul-i Ekrem'i seversek, onun uğruna canımızı vermeye hazır olursak, aha böyle Bedir olduğu gibi, Çanakkale olduğu gibi, dünya hepsi toplansa bize asla dokunamazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeyini, bu sözlerini kendimize prensip edineceğiz. Evet, kimseyi, müminleri kötülemeyeceğiz. Dil uzatmayacağız. Elimizle, dilimizle asla bir mümine saldırmayacağız. Hayır dua edeceğiz. Öğrendiğimizi ona da şey edeceğiz. İşte Kazvin deyince Efendimiz Ömer hemen gideceğim, dur demişler. Hayır, askeri sen gönder. Feth oldu orası. Oralarda hakikaten efendim dediği gibi buna katılanan diyor Bedir'deki askerle diyor ölçülecek diyor. Evet, o zaman İran çok gelişmiş, kuvvetli bir devlet. Daha Müslümanlarda para yok arkadaş, para yok, devletin kasasında para yok. O İran'a, Medine'den gitmek öyle basit değil, yaya gidilecek. Evet, işte bunu katlanın diye bunu söylemiş. Ve öylece Sa'd ibn Ebu Vakkas radıyallahu an İran'ı da fethetmiş. Doğu'yu da fethetmiş. Evet, biz orada onun türbesini gördük. Burada kaldığı kesin değil ama dedik. Osmanlılar türbe yaptığında Osmanlılar çürük iş yapmaz. Fatih okuduk. Cenab-ı Hak bizleri güzel peygamberimizin sünnetlerini, Allah'ın emirlerini, farzlarını bilen, öğrenen, uygulayan, başkalara öğreten ve Efendimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dedikleri güzel Müslümanlardan eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al besmele-i şerife. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na hanke ve zekrile diyem. On birer ihlas-ı şerif ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Allah'ım, 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 Allah'ım
Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Allahu Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekuluna rabbena innena amennâ faghfir lana zunubena ve qina azabennâr. Es-sabirine ve's-sadikine ve'l-qanitine ve'l-munfikine ve'l-müstağfirine bil-eshâr. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okuduğumuz süver-i celile-i ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle, sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine, cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimat ervah-ı paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, ehl-i ashab, ötbaları, rıdvanullah aleyhim ve cümle efendilerimizin ervah-ı kudsilerine, bir cümle ahirete irtihar eden müminat, rahmetullah aleyhim ve cümle ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi'nin üstazlarının, üstazlarımızın, misafirlerimizin ervahıyla beraber buracıkta toplanan bizlerin, ayrı göçmüşlerimizin ervahına, şühedanın, kuzatın ervahına, tüm Müslümanların, geçmişlerimizin ervahına bağışladık. Vasıl eyle, cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasene tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımız helalinden bol eyle. İstikamet üzere, özü sünne uygun, güzel Müslüman olarak hayatımızı devam ettirmeyi bizlere, ümmet-i Muhammed'e nasip eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlerin şerrinden, hasetçilerin hasedinden, büyücülerin büyüsünden, kötülüklerden muhafaza eyle. Aziz vatanımızı her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Subhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.